Evet. Herkese merhabalar arkadaşlar. İmmünoloji Anabilim Dalı'nın düzenlediği seminer programında bugünkü konuşmacımız sizlerin de çok yakinen tanıdığınız sevgili hocam, çalışma arkadaşım Selim hocam diyeyim. Selim Badur bizlerle birlikte profesör doktor. Kendisiyle ilgili çok kısaca bir özgeçmiş hatırlatması yapıp sonra da konuşmasını yapmak üzere sözü kendisine bırakmak istiyorum. Sevgili Profesör Doktor Selim Badur, tıbbi mikrobiyoloji dalında doktorasını İstanbul Tıp Fakültesi'nde tamamladı. 1982-84, daha sonra da 93-95 yılları arasında Paris Pasteur Enstitüsü'nde araştırıcı olarak kendisi çalışmalarını yaptı. 1996-98 yıllarında Güney Paris Tıp Fakültesi Hôpital Kremlin Biketre mi okunuyor bilmiyorum. Hastanesinde misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etti ve Doktor Badur Fransız Bilim Akademisi üyesi olup Dünya Sağlık Örgütü Viral Hepatit Prevention Board Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu 2002-2015 yılları arasında. Ayrıca aynı kuruluşun Global Hepatitis Network Komisyonu'nda 2004-2006 ve European Scientists Working in Influenza Group üyeliğinde 2012-15 yıllarında görev aldı. Akademik hayatı boyunca yurt dışıyla ilgili çalışmalarını ve farklı komisyonlarda görev aldığını görüyoruz sonuç olarak. 1980 yılında çalışmaya başladığı 1995-2015 yılları arasında Viroloji ve Temel İmmünoloji Anabilim Dalı Bilim Dalı pardon başkanlığını yaptığı İstanbul Tıp Fakültesi'nde ise 2000-2015 döneminde Dünya Sağlık Örgütü İnfluenza Referans Laboratuvarı'nın yürütücülük görevini üstlendi kendisi ve bunu gerçekleştirdi. 2009-2017 yılları arasında ise Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde tıbbi çeviri derslerini verdi. 2001-2005 yılları arasında AIDS Savaşım Derneği Başkanlığı, 2002-2006 yıllarında kurucu üyesi olduğu Viral Hepatitle Savaşım Derneği Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Kendisinin ulusal ve uluslararası çok sayıda Science Station Index kapsamındaki dergilerde yazıları var. Çok sayıda konuşmaları var. Çok iyi bir konuşmacı kendisi hepimiz bildiğimiz gibi. Tabii konuşma konuları özellikle viral hepatitler, influenza, aşılar, viral patogenez konularında. 2013-17 yıllar arasında da Nature Series dergi hakem kurulunda kendisi görev yapmış. Ülkemizde de çok önemli yerlerde bulunuyor. Sağlık Bakanlığı Aşı Danışma Kurulu, Pandemi Komisyonu ve Cinsel Temasla Buluşan Hastalıklar Grubu üyeliğinde bulunmakta. 2015 yılında üniversitedeki görevinden ayrılarak, emekli olarak diyelim değil mi hocam? GSK emekli, yaştan emekli oldunuz mu yoksa Yok, hayır, erken erken. emekli olmuşsunuz Erken. pardon. O zaman emekli olarak diyorum. GSK aşı kuruluşunda gelişmekte olan ülkeler aşı bilimsel danışmanı olarak çalışmaya başladı kendisi. Aynı zamanda Asya ve Afrika ülkelerinde yürütülen çeşitli projelerde de yer almakta. Bu kadar bilimsel etkinliğin yanında sosyal olarak da çok faal olduğunu biliyoruz sevgili Selim Hoca'nın. 17 yıldır 95.0 burada şey de veriyorum. FM Açık Radyo'da önce sağlık programını aynı radyoda da Nisan 2020 tarihinden bu yana da Korona Günleri programını yapmakta. Çoğu arkadaşımızın takip ettiğini ve bildiğini biliyorum zaten. Bu güzel faaliyetleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bizle birlikte olduğunuz için de ayrıca teşekkür ederek sözü size bırakmak istiyorum. Buyurun hocam. Peki, çok teşekkür ederim Gülnur. Yani bütün bu söylediklerini bu kadar uzun anlatmana gerek yoktu belki de. Yani biz bizeyiz şurada, bütün dinleyicileri görüyorum, Olsun. katılanları. Hepsi tanıdığım genç arkadaşlar. Sesim geliyor herhalde ve ben izin verirseniz şu slaytları paylaşayım. Sayı sizi korkutmasın. Hepsini göstermeyeceğim slaytların. Bu bir seri slayt olduğu için yerde duracağım. Şimdi her şeyden önce davetiniz için teşekkür ederim ve süremi el verdiğince bu pandeminin birinci yılını tamamladık. Bu süreçte neler yaşadık, neler öğrendik, bilinenler ve bilinmeyenlere bakacağız ama bu konuyu ele alırken çok sayıda toplantıda konuşma yapıyorum ve bu konuşmalarda hep öncelikle hem ülkemizde hem yurt dışında
yaşamları pahasına büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarını selamlayarak, onlara bir merhaba diyerek başlamak istiyorum. Bunu bir adet haline getirdim. Şimdi pandemi konusunda bakıyoruz bu olup bitenlere. Bir yılı geçti, yeni bir etkenle karşı karşıyayız. Hem benim gibi temel bilimciler hem klinisyenler birçok alışılagelenin dışında özelliğini saptıyorlar. Çok sayıda yayın var. Bugün sabah itibariyle PubMed'deki işte 118 binden fazla, henüz hakem denetiminden geçmemiş 15 bine yakın yayın olduğunu biliyoruz. Çelişkili bulgular var. Tabii bu arada örneğin 3 gün önce Nature'da çıkan bir yazıda bu bazı yazıların fake yazılar olduğu, yani bilimsel bir değerinin olmadığı ama bu hengamede bu yazıların da geçtiğini duyurdular. Onun için okuduklarımız ve bir takım yayınlara baktığımızda dikkatli olup değerlendirirken kendi bilimsel süzgecimizden geçirmemiz lazım her zaman olduğu gibi. Pandemi yayılıyor aslında, bir yılı aşan bir süre olmasına rağmen bu sabah itibariyle işte 129 bine yaklaştı, milyona yaklaştı olgu sayısı ve Türkiye'de gördüğünüz gibi üst sıralarda yer alıyor 3 milyondan fazla olgu ile. Pandeminin yayıldığını biliyoruz bilgi kirliliği eşliğinde. Şimdi bir dizi yanıt aranan soru var. Slide'da bunları sıralamaya çalıştım. Özellikle aşılar konusunda farklı aşı çalışmaları, farklı aşı seçenekleri, bunların sunumu ve aşılar konusundaki soru işaretleri, biraz bunlarla sizden tartışmak. Daha sonra da bir slide'da da pandeminin sağlık alanı ya da COVID-19 kliniği dışındaki etkileri nelerdir ona bakmak istiyorum. Şimdi koronavirüslere ait hiçbir böyle sıkıcı bir textbook bilgisi, bir viroloji bilgisi vermek istemiyorum. Sadece bu slaytı göstermemin nedeni bu virüsler yeni virüsler değil. Biz uzun süreden beri koronavirüslerin insan ve hayvanlarda etkili olan bir takım geniş bir aile virüsü ailesi olduğunu biliyoruz. Slaytta kırmızıyla gösterilen dört etken uzun yıllar çocuklarda selim seyreden üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına yol açarlardı. Mortalite gibi bir şey söz konusu değildi. Ne zamana kadar? 2000 yılında önce SARS, daha sonra 2012'de MERS, yüksek mortaliteyle seyreden ve dikkatleri üzerlerinde toplayan iki ayrı önemli koronavirüs enfeksiyonu olarak karşımıza çıktı. Bu slaytı göstermemin nedeni hani yarasalar, yarasa çorbası falan gibi böyle bir takım magazinsel ve gerçekle uzaktan yakından ilişkisi olmayan haberler yayılır. Gerçekten de yarasalar ve kemiriciler koronavirüslerin gerçek rezervuarları ama insana direkt olarak bu canlılardan bulaşma olmuyor. Bu yarasa ve kemiricilerden bir ara konağı, bu işte büyükbaş hayvanlar, develer, pangolinler, mis kedileri olabiliyor. Onlardan insana geçiş söz konusu, yoksa böyle yarasa çorbasıyla falan hiçbir ilgisi yok. Bunu belirtmek istedim. Bir de bu kökeni konusunda üzerinde çok spekülasyon yapılmakta. Hani Çin'de bir laboratuvarda mı üretildi, laboratuvarda mı yanlışlıkla mı dışarıya sızdı diye. Bunların da herhangi bir bilimsel kanıtı olmadığını belirtmek gerekir herhalde. Şimdi virüsün yapısından bahsetmeyeceğim. Sadece şunun altını çizeyim. Neden diğer solunum yolu enfeksiyonu etkenlerinden farklı? Çünkü virüsün yapısı, slide'de görüyoruz, yuvarlak bir virüs. Üzerinde çeşitli yapı taşları var. Bizim için ilginç olan bu dışarıya doğru uzantıları, yani S ya da spike proteinleri. Bu proteinleri aracılığıyla hücre yüzeyindeki kısaca ACE2 dediğimiz angiotensin converting enzyme 2'ye bağlanmakta. İşin ilginç yanı, örneğin grip etkeni influenza sadece solunum yollarına bağlanır. Ama bu virüsün bağlandığı bu ACE2 reseptörü hemen hemen vücudun bütün organlarında bulunuyor. Ve bu nedenle virüsün çoklu organ tutulmasına, yani akciğerlerle sınırlı kalmıyor, karaciğerden böbreklere, işte sindirim sisteminden nörolojik sisteme kadar, bütün sinir sistemine kadar, bütün vücudun her tarafında bulunan reseptörler aracılığıyla farklı organlarda ve farklı sistemlerde enfeksiyon oluşturuyor. Tabii virüs reseptörüne bağlandıktan sonra klasik bir replikasyon süreciyle yeni virüs partikülleri sentezleniyor. Virolojik olarak bunları söyleyeceğim ama üzerinde durmam gereken, uygun olduğunu düşündüğüm bir nokta var, o da mutasyonlar. Çünkü mutasyonlar özellikle pratik açıdan daha hızlı, daha ağır hastalık yapmaları ya da aşıdan kaçmaları gibi bir takım söylevleri gündeme getirdi. O nedenle mutasyonlara biraz daha ayrıntılı bakmakta yarar var. Bu bir RNA virüsü. RNA virüslerinde hepimizin bildiği gibi mutasyon olasılığı çok yüksek. Ama beklenenin aksine, işte geçen sene Mart ayından itibaren sekans dizi analizleriyle mutasyonlar izlenmekte, çok da fazla mutasyona uğradığını söylemek mümkün değil. Daha doğrusu
çok fazla mutasyona uğrasa da bunların virüsün davranışında bir farklılaşmaya yol açtığı gösterilmemişti. En önemli mutasyonlar bugüne dek saptanan ya da 2020 sonuna kadar saptanan Orf bölgesindeki bu RDRP dediğimiz reverse RNA dependent RNA bölgesi. Bu bölge aslında geliştirilmekte olan antivirallerin hedef bölgesi. O nedenle buradaki bir mutasyon ileride geliştirilecek bir antivirale direnç konusunu beraberinde getirir. Bunu akılda tutmak yarar var. Tabii D614 bölgesindeki mutasyon, bu mutasyon olduktan sonra bu tür mutasyona uğramış virüsün geçen sene 2020 Nisan'ından itibaren dünyada hakim olduğu ve bu mutasyon başlangıçtaki orijinal suçtan, Wuhan suçtan farklı olarak bu değişime sahip virüslerin yayıldığını biliyoruz. Bir de Orf bölgesindeki bir delesyon var. Bu delesyonda sitokin yanıtı az, güçlü T hücre yanıtı ve belirtilen bir takım özellikler taşıyor. Ama bu üç özellik uzun süre bizim dikkatimizi çekmedi ya da çok beklendiği gibi virüste davranış değişikliğine ulaşmadı. Ne zamana kadar? Aralık 2020'ye kadar. Aralık 2020'de önce İngiltere, daha sonra Güney Afrika ve Brezilya mutantları ortaya çıktı. Bugün bunları birçok isimlendirme var ama basite indirgemek için V1, V2, V3 diye eğer tanımlarsak bu üç varyantın diğer bir deyişle bir virüsün yapısındaki çeşitli mutasyon birikimlerinin oluşturduğu ve davranış değişikliğine yol açma olasılığı bulunan, açtığı da bazı çalışmalarla gösterilen varyantlara dikkatini çekmek istiyorum. Aslında varyantların gelişimine baktığımızda şu olgu sayıları zaman içinde, bakın önce D614, daha sonra sırasıyla işte önce Danimarka'daki vizyonlarda görülen bir mutasyonlu suç, daha sonra Afrika'da, Brezilya'da, Kaliforniya'da, İngiltere'de, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Brezilya'da, New York'ta ve birçok ülkede farklı mutasyonlar ortaya çıktı. Farklı mutasyona sahip virüsler. Bunlara slide'da göstermediğim işte Fransa'nın Bretagne bölgesinden, Hindistan'dan, Vietnam'dan da mutant suçlar bildiriliyor ve bildirilmeye de devam edecektir. Böyle bir evrimsel bir gerçekle karşı karşıyayız. Şimdi bu V1, V2, V3 bu üç önemli varyantın hangi değişimleri olduğunu kabaca görmekteyiz. Sadece bizi ilgilendiren bu S ya da spike bölgesindeki amino asit değişimleri, özellikle bu 501, 484 gibi noktalardaki değişimlerin virüsün davranışı açısından bizi ilgilendiren pratik yönü olduğunu ve önemli olduğunu vurgulamam lazım. Neler oluyor? İşte 614 bulaşmada artışa yol açmış, 501 ACE reseptöründe afinite artışına yol açmış ve bütün mutasyonların, önemli belli başlı mutasyonların virüsün hangi özelliğini değiştirdiğini, nelere yol açtığını görmek mümkün. Bu konuda son bir slide, örneğin tek bir örnek, 501 ACE reseptörüne afinite artışı. Afinite artışı olunca elbette daha kolay bulaşma, daha yoğun virüs ile enfeksiyon söz konusu oluyor. İşte burada solda Wuhan suçu görüyorsunuz. Buradaki spike proteindeki orijinal suçtaki bağlantıyı, bir de şurada sağda mutant 501 mutantının bağlantısını, çok daha güçlü bir bağlanma söz konusu oluyor bu mutasyona uğramış suç ile. Şimdi tanıda kullanılan testler, ben bu sunum sırasında, bu bilgi alışverişi sırasında sizlerle bir takım soru işaretleri de çok speküle edilen noktalara da değinmek istiyorum. Hepiniz biliyorsunuz İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki viroloji laboratuvarında biz PCR yöntemini çok uzun yıllardan beri kullanırız. Viral hepatitlerde olsun, HIV'de olsun, influenza'da olsun bu testin özgürlüğü ve duyarlılığı oldukça yüksektir. Ancak beklenilenin aksine SARS-CoV-2 için böyle olmadı. PCR testinin bir sorunlu test olarak karşımıza çıktığını biliyoruz. Çünkü bu PCR'ın iyi olmadığından, tırnak içinde değil, virüsün kinetiği gereği bazen gerçek olgularda da negatiflik saptandığı biliniyor. Bir kere canlı virüs göstergesi değil. Bunu niye altını çizmek istiyorum? Hepinizin bildiği bir nokta ama özellikle geçen yıl böyle Mayıs-Haziran aylarında birçok insan Türkiye'de ve yurt dışında işte dışarıdan gelen poşetleri aldılar, dezenfektanla sildiler, dışarıda beklettiler. Çünkü bir yayında dış ortamda virüsün 3 ile 9 gün kadar varlığı saptanmıştı. Aslında o saptanan o çalışmada bu saptama PCR yöntemiyle yapılmıştı ve vücut dışında 9 gün gibi uzun süre canlılığını değil, sadece virüsün varlığını gösteriyordu. Her PCR pozitifliğinin
bir canlı virüs göstergesi olmadığını unutmamak lazım. Antikorlar açısından baktığımızda evet bağışıklığın ve kalıcılığın geçirilmiş enfeksiyonun etkenle temasın göstergesi denir. Ama bu antikor testlerinin SARS-CoV-2 örneğinde de çok değerli olmadığını, kitler arasında çok ciddi bir duyarlılık farkı olduğunu ve bu nedenle bu antikor testlerine fazla rağbet edilmemesi gerektiğini söylemek istiyorum. Bugün Türkiye'de bu testlerle ilgili birçok tanıtım yapılmakta. İşte her özel hastane ya da laboratuvar aman da gelin sizin PCR'ınıza bakalım, çalışanlarınıza antikor tarayalım gibi testler önermekteler, duyurmaktalar. Hatta daha ileri gidip işi genetik şifrenize bakarak biz sizin COVID-19'a duyarlı mı, dirençli olduğunuzu ölçeriz diye tanıtımlar oluyor. Bunlara rağbet etmemenizi öneririm. Çünkü bunların hepsinin bilimsel yönü olmayan ticari konulardır. Testlerle ilgili son bir nokta, aşı sonrası antikor baktırmak, aşı öncesi sonra baktırmak. Dün akşam Almanya'daki bir toplantıda ben Türkiye'den konuşmacı olarak katılmıştım ve o toplantı sırasında hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinden konuşmacılar vardı. Bu konu gündeme geldi ve şunu gördüm. Türkiye dışında dünyanın hiçbir yerinde aşı öncesi ya da sonrası taramak amacıyla herhangi bir antikor testi yapılmıyor. Bunu sorduğunuz zaman bunun değeri nedir diye anlamıyorlar bile. Çünkü böyle bir kavramları yok. Henüz bir standartizasyonu olmayan, henüz bir koruyucu düzeyinin ne olduğu bilinmeyen bir test bu. Ve bu nedenle benim önerim hiçbir şekilde buna rağbet edilmemesi. Şimdi bulaş özelliklerine baktığımız zaman biz biliyoruz ki solunum yolu enfeksiyonu etkeni olan bu virüs damlacık enfeksiyonu ile yayılmakta ve işte belirli bir mesafeye gidip daha sonra bu partiküller yere düşmekte. İşte bu nedenle uzun süre bu maske kullanımı konusunda spekülasyonlar yapıldı ama daha sonra aerosoller üzerinde de yani çapları 5 mikrometrenin altında olan partiküller üzerinde de bulundu ve havada asılı kaldı virüsün gösterildi. Bunu niye söylüyorum? Bir dönem uygulandığı gibi örneğin asansöre binerken kapı tokmağını tutmak ya da asansör düğmesine sizden önce binen bir hastanın değmesiyle sizin oraya dokunmanızda virüsün bulaşması bunlar çok düşük olasılıklı bir takım riskler. Ama buna karşın örneğin o asansöre sizden önce bilen bir hastanın ya da asemptomatik virüs yayıcısının öksürmesi, aksırması, yüksek sesle konuşmasıyla havada asılı kalabilecek virüsü solumanız ve bu şekilde bulaşmanız mümkün. Yani şu katı ortamlardan virüsün bulaşacak endişesi, kaygısı, paranoyasından kurtulup biz solunum yollarıyla bulaşmanın ön planda olduğunu unutmamız lazım. Tabii bu durumda cluster denilen kümelerin önemi var. Bugün kalabalık bir arada bulunan kümelerde yayılıma ait çok sayıda bulgu var. Slide'de görüyorsunuz hastaneler, işte ibadet yerleri, yaşlı bakım evleri, gemiler yani iyi havalandırılmamış kapalı ortamlarda maske kullanılmadan kalabalık biçimde bulunmak esas bulaşı gerçekleşmesine yol açan nedenler. Virüs bugün açık havaya kıyasla kapalı ortamlarda daha kolay ve süratle yayılıyor. İşte bu nedenle ben işte Kadıköy yakasında görüyorum. Galamış sahilinde hızla yürüyen bir takım gençler var, maskeleriyle yürüyorlar. Takmasalar da olur ama daha sonra bir kafeye, bir lokantaya girdikleri zaman orada arkadaşlarıyla buluşup konuşmak için maskeyi çıkarıyorlar. Tam aksini yapmaları lazım. Kapalı ortamlarda maskeden arınmamaları, maske kullanımını bırakmamaları lazım. Şimdi bütün bu söylediklerimden sonra bulaşmayla ilgili bir slide daha gösterip immünolojiye geçeceğim. Bulaş olasılığına baktığımız zaman örneğin Dünya Sağlık Örgütü matematik modellemelerine göre kapasitesi azalmış bir restoranda 15 kişi var, 1 kişi virüs taşıyor. 4 saat süresince kapalı ortamda kimse de eğer maske olmazsa kuramsal olarak 14 kişiye bulaşması söz konusu. Herkes maske takarsa bulaş yarı yarıya azalıyor. İyi havalandırılıp 4 saatlik sürede 2 saate indirilirse o zaman 1 kişiye düşüyor. Benzer bir durum okullar içinde geçerli. Öğretmenin virüs taşıyıcısı olduğunu düşünelim. 2 saat içinde eğer kimse virüs taşımazsa, maske taşımazsa 12 öğrenciye bulaş, maske takarsa oldukça azalıyor bulaş riski. Eğer bir de süreyi azaltıp iyi de havalandırma söz konusu olursa o zaman bulaş riskinin hemen hemen kalktığını biliyoruz. Bu durumda özellikle bu basit gibi görünen bir takım fiziksel önlemleri almakta ve almayı sürdürmekte yarar olduğunu belirteyim. Şimdi immünolojiyle ilgili yani şu anda immünoloji ana bilim dalına bir konuşma yapıyorum. TRC'ye tere satar gibi oldum ama
Müsaadenizle şuna altını çizmeme izin verin. Başlangıçta virüsün etkili olduğu bir aşama var. Bu aşamada immün sistemi güçlendirmek lazım. Çünkü virüsü alt etmemiz lazım. Hasarı oluşturan virüsü ortadan kaldırmamız lazım. Ama hastalığın evresine bakıp da ilerleme aşamasına geçince, yani hospitalizasyon ve yoğun bakım gerektirecek kadar ağır hastalarda virüsün etkisi değil, abartılı, gereğinden fazla güçlü çalışan immün sistemin etkili olduğunu biliyoruz. Bunu bir animasyonla göstermeme izin verin. Eğer virüs enfekte ederse alveoler hücreleri buradan çıkacak uyarılarla makrofajlar, sitokinler salgılıyorlar. Bunlar doğal bağışıklık hücrelerini aktive ediyorlar ve bunların da infekte hücreleri yıkıma uğrattığı ama aynı zamanda B lenfositlerinde de antikor üretip virüsü nötralize ettiklerini biliyoruz. Her şeyin yolunda gittiği immün sistemin sağlıklı, bildik bir şekilde çalışmasıyla bu ortaya çıkıyor. Buna karşılık abartılı bir ve gereğinden fazla uzun süren bir immün yanıtta bu sitokin sentezinin gereğinden fazla ve çok fazla miktarda ve çeşitli olduğunu, yani bir sitokin fırtınasının söz konusu olduğunu, bunun gereğinden fazla hücre aktivasyonuna neden olduğunu ve bu kez bu hücrelerin bu enfekte hücreleri yıkım yerine bizim akciğerimizde oluşan o ağır hasarı ortaya çıkarttıklarını biliyoruz. Bu kabaca bu iki slaytı gösterince hemen arkasından şunu söylüyorum, özellikle tıp dışı bir takım gruplara konuşma yaparken. İşte bütün bu bilgileri dikkate aldığınızda bu ortamda işte bu süreçte aman vitamin de kullanın, çinko da kullanın, immün sisteminizi güçlendirin şeklindeki bir takım uyarılara, bir takım propagandalara, duyurulara çok rağbet etmeyin. İmmün sisteminizi rahat bırakın. Eğer bir immün sistem sorununuz yoksa immün sisteminizi böyle yapay bir şekilde uyarmaya, aktive etmeye, güçlendirmeye çalışmayın. Hem bunlardan immün sistem güçlenmez hem de çok güçlenirse başınıza olumsuzluklar gelebilir, bunları yaşayabilirsiniz diyor. Çeşitli açılardan immün sistemle SARS-CoV-2 ilişkisini irdelemek mümkün. Ben özellikle interferon düzeylerine bakmak istiyorum. İnterferonların önemini yine size anlatacak değilim, biliyorsunuz. Ama yapılan çalışmalarda 32 adet ağır COVID hastasında interferon ve inflamatuar sitokin araştırması yapılmış. Bunların üretimi ya azalmış ya hiç yok. Ağır olgulardan bahsediyorum. Ve bir takım nedenlerle interferon yanıtı ve immün sistemi interferon kolunun çalışmadığı gösterilmiş. Bunun içinde 3 olasılıktan bahsetmiş. Bunlardan bir tanesi herpes grubu virüsler sitomegalovirüsünde yaptığı gibi interferon sentezi ya da işlevsel özelliklerinin aktivasyon mekanizmasının çeşitli aşamalarında, kademelerinde virüsün farklı bölgeleri devreye girip bu sistemi, yani interferon üretimini ya da interferonun bir görev yapmasını engellemesi söz konusu. Virüs interferona müdahale ediyor. Bu birinci olasılık. İkinci olasılık %3.5 olguda gösterilmiş ağır pnömoli olgularda bazı genlerde defekler var. Bunlar interferon sentezinde kalıtsal bozuklukları olan kişiler ve bunlar interferon üretemiyorlar. İkinci olasılık bu. Üçüncü olasılıkta yine ağır pnömoli olgularda hastaların bir bölümünde otoantikorlar, interferona karşı oluşmuş anti-interferon antikorları sentezleniyor. İlginçtir. Bu farklılık erkeklerde oranla kadınlarda çok daha düşük ve buradan hareketle COVID'e ağır geçirenlerdeki kadın erkek oranı farklılığını açıklayan bazı çalışmalar da var. Yani kısaca virüsün kendisinin interferon sentezini bozması, interferon antikorlarının oluşması ya da interferon sentezinin genetik kalıtsal bir bozukluğu bizi bu savunma kolundan yoksul bırakıyor. Bu çalışmaları bir toparlarsam eğer, işte güçlü bir interferon yanıtında antikor ve T hücre yanıtını görüyorsunuz. Eğer geciken bir interferon yanıtı olursa o zaman özellikle T hücre yanıtının çok düşük düzeyde olduğunu ve savunmanın aksadığını. Eğer tamamen interferon eksikliği varsa, örneğin kalıtsal nedenlerle, o zaman gerçekten tip 1 interferon düzeyi azken yine T hücre yanıtının az olduğunu ve bu nedenle rekombinant bir takım interferon tedavileri yoluna gidildiği, bu uygulamanın tedavide yer aldığını belirteyim.
Tabii COVID-19'a karşı yapabileceklerimiz dediğimizde bazı önlemler var. Farklı kollardan çalışan. Bir tane, birincisi hepimizin bildiği fiziksel önlemler. Basit gibi görünen bu maske kullanma, fiziksel mesafe, ellerin yıkanması, el hijyeni. Bütün bunlar basit gibi görünüyor ama inanın en etkili uygulamalar bunlar. İkincisi tabii ki bir takım yeni ve eski antiviraller. Üçüncüsü immünomodülatörler. Ülkemizde de üzerinde çok spekülasyon yapılan konvalesan plazma ya da serum uygulaması ve nihayet aşılar. Bütün bunlar COVID-19'a karşı vücudumuzu, kendimizi korumak için yaptıklarımız. Tabii bu arada özellikle aşılar konusu ele alındığında bir de varyant sorunu var. Biraz önce değindiğim işte Güney Afrika mı, Brezilya mı yoksa İngiltere mi? Bu varyantlar arasında da bir yarış var. Bu hangisi daha iyi kaçabilecek virüs açısından düşündüğümüzde aşının oluşturacağı antikorların bunların bir yarışması söz konusu. Şimdi aşı ve ilaç çalışmalarına baktığımız zaman çok sayıda çalışma yapılıyor. Yani dünyanın hemen hemen her yerinde çalışmalar yapılmakta. Bu sayısal değerler Amerika Birleşik Devletleri'nde onay alan aşılar için. Gördüğünüz gibi yaklaşık 100 küsur kadar aşı klinik çalışmalara geçmiş durumda. 6 aşı bir takım yerel onaylar almış dünyada. 7 aşı ise Amerika Birleşik Devletleri ve gelişmiş ülkelerde uluslararası kuruluşlar FDA ya da EMA tarafından onaylanmış. 4 aşı da terk edilmiş durumda. 4 aşı çalışması. Özellikle Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nin aşı çalışmasının öyküsü ilginç. Neden terk edildiği? Eğer vakit kalırsa 2 dakika buna değinirim. Beni çok güldüren bir neden. Şimdi çok çeşitli aşı platformları ile hazırlanmakta aşılar. 10 kadar farklı aşı yöntemi ama ben özellikle çok ülkemizde konuşulan RNA aşısı, vektör aşısı ve inaktif aşı üzerinde duracağım. Ve slaytın sol tarafında görüyorsunuz hangi aşılar. İşte iki tane belli başlı mRNA aşısını, çeşitli vektör aşılarını ve inaktif aşıları, üreticileri hangi aşamada olduklarını gösteren bir bilgi slaytı. Şimdi aşının çalışma prensibine baktığımız zaman gerçek enfeksiyonla paralel giden bir süreç söz konusu. Gerçek enfeksiyonda virüs reseptörü aracılığıyla hücreye giriyor. Yeni virüs partikülleri sentezi ve bu virüs partiküllerinin immün sistemin iki kolunu, hücresel ve humoral yanıtı uyardığını biliyoruz. Aynı durum aşı yapıldığında da söz konusu. Bu kez aşı verildiği zaman virüs proteinleri hücrede yeni virüs partikülleri ya da yeni virüs proteinleri oluşturuyorlar. Bunlar immün sistemi dışarıya çıkıp uyaracaklar. O zaman bizim ya virüs proteinlerini vererek, örneğin inaktif aşıda olduğu gibi virüsün proteinlerini alıp verebilirsiniz ya da bu proteinleri vücutta sentezlettirirsiniz. Bunun için de virüsün nükleik asitini vermeniz lazım. Şimdi inaktif aşı dediğimiz ülkemizde de yaygın olarak kullanılan Sinovac aşısında virüsü bir şekilde inaktif ediyorsunuz. Isıyla ya da kimyasallarla kullandığımız aşıda beta propiolakton ile muamele edilerek inaktif ölü bir aşı hazırlanıyor. Bu aşı verildiği zaman antijen sunan hücrelerin uyarılması ve onların yardımcı T lenfositlerine antijeni sunumu söz konusu oluyor. Buradan hareketle B lenfositlerinin antikor sentezlediğini biliyoruz. Sinovac'ın koronavak aşısı böyle bir aşı. İnaktive edilmiş alüminyum içeren adjuvan olarak bir aşı. Isıya duyarlı değil. Yani eksi 70, eksi 80 gerektirmiyor. Bu önemli bir avantaj. Ama üretimi zor. Neden zor? Çünkü inaktive edeceğiniz çok miktarda virüsü kültürünü yapmanız, virüsü çoğaltmanız lazım. Ama gelelim şu vektör aşılarına ve sentetik aşılarına, özellikle adenovirüs aşısı. Bu kez adenovirüsü içine, yani insanda herhangi bir olumsuzluğa yol açmayan ama insanda replike olan bir virüsü alıyorsunuz. İnsan ya da şempanze adenovirüsü. Farklı üreticiler farklı adenovirüs tuşları kullanıyorlar. Bunun içine virüs DNA'sını yerleştiriyorsunuz. Daha sonra bu atenüe genomunda istenen antijeni taşıyan yapı aşı olarak kullanıldığı zaman insan vücudunda DNA'dan RNA'dan da bu molekülün nükleik asidin çoğalmasını, bunların ribozomlardan geçerek çeşitli viral proteinlerini sentezlemesi, bu viral proteinlerin hücre dışına çıkması ile bu proteinlerin antijen sunan hücreyi uyarmaları ve biraz önce gördüğünüz gibi yardımcı T lenfositlerine sunum yapmaları gerekiyor. Günümüzde Oxford, AstraZeneca ve Sputnik aşıları, Janssen Janssen aşıları mekanizmasını anlatmaya, basite indirgeyerek vurgulamaya çalıştığım vektör bazlı aşılar olarak karşınızda. Bunlar da B hücreleri üzerinden antikor ya da sitotoksik T lenfositlerini uyaracaklar ve sitotoksik T lenfositlerinin biliyoruz ki enfekte
hücrelere saldırıp onları yıkama uğratmaları söz konusu. Şimdi vektör aşıları dediğimiz zaman özellikle insan adenovirüs 5 suşu kullanılmıştır. Bir takım avantajları var vektör aşılarının. Özellikleri belirlenmiş, tanınan bir genom adenovirüs vektörünü kullanırsanız replike olması kolayca önlenebiliyor. Bölünmekte olan ya da olmayan hücreleri enfekte ediyor. Konak genomuna entegre olmuyor. Bunu unutmamak lazım. Çok sorulan bir soru. Bu RNA aşıları, vektör aşıları bizim genetiğimizi bozar mı? Sanki bütün aşı üreticilerinin tek derdi Türkiye'deki insanların genetiğini bozmak gibi. Dezavantajları yok mu? Var. Eğer daha önceden bir adenovirüs teması olduysa, yoğun bir temas, ondan kalmış olan bir antikor yanıtı bu vektörün çoğalmasını engelleyecektir. Antijen ekspresyonunu denetleyemezsiniz. Şimdiye kadar gösterilmeyen ama kuramsal olarak bulunan bir de virülans kazanma riski adenovirüsleri. Nükleik asit aşılarına baktığımız zaman özellikle laboratuvarda viral proteini hazırlamak yerine vektör aracıyla sokmuyoruz. Direkt olarak RNA'yı hücre içine veriyoruz. RNA temelli aşıların doğrudan sitoplazmaya uygulanarak protein sentezini kolaylaştırdığını biliyoruz. Antivektör sorunu yok. Konak genomuna entegrasyon sorunu yok. İki farklı aşı hazırlama yöntemi var RNA'da. Ya küçük amplifiye olmayan messenger RNA ya da amplifiye olan self-amplifying mRNA ya da SAM teknolojisi. Bunlara baktığımız zaman birinci yöntemde, konvansiyonel yöntemde RNA'yı veriyorsunuz ve viral antijenleri sentezlettiriyorsunuz. İkincisinde verdiğiniz RNA'nın önce çoğalmasını, çoğalan RNA'nın ilk seçeneğe kıyasla çok daha fazla viral antijen sentezlediğini ve bunların da immün sistemi uyardığını biliyoruz. Bu söylediklerimi bir şemayla daha göstereyim. İşte bir konvansiyonel RNA aşısı işte ürettiği bu yöntem kullanıldığı zaman elde edeceğimiz antijen miktarı bunlar gidecekler ve hücre üzerinde ekspres olup immün sistemi uyaracaklar. Ama kısaca SAM dediğimiz self-amplifying RNA teknolojisinde bir replikon yöntemiyle, yaklaşımıyla biz RNA miktarını arttırıyoruz. O zaman ister istemez fazla RNA miktarı sağdakine kıyasla çok daha fazla antijen üretimine yol açmakta. Bunların yine hücre yüzeyinde ekspresi olmaları ve sunum yapılması sonucunda immün sistemi uyarmaları. Tabii ki daha fazla antijen miktarı, tabii ki yanında daha fazla uyarıyı getirecektir. Burada da gördüğünüz gibi RNA aşılarını vererek direkt olarak vektör kullanmadan doğrudan bir aşı olarak kullanımı, aşı immünojeni olarak kullanımı söz konusu. RNA'nın hepimiz biliyoruz degrade olabilen, kolayca yıkıma uğrayan bir molekül. O nedenle bir lipid nanopartiküller içinde verilmesi söz konusu. Bugün Pfizer-BioNTech aşısının bu anafilaksi ya da aşırı duyarlılık reaksiyonlarına yol açmasında işte bu lipid partiküller, nanopartiküller içindeki ya da yapısındaki polietilen glikolün sorumlu olduğu bu reaksiyona bu koruyucu partikül yapısının yol açtığını biliyoruz. Bunlar da viral protein sentezine yol açacaklar. Bunlar antijen sunan hücreleri tarafından alınıp T helper'lara antijeni gösterip sunuyorlar. Moderna ve Pfizer BioNTech aşısı bu yöntemle elde edilmiş. Evet, yardımcı T lenfositlerinin B hücrelerinden antikor sentezine ya da antijen sunan hücrelerin aktive killer cell hücreleri uyardıklarını biliyoruz. Şimdi buraya kadar kuramsal hepinizin bildiği ya da hepinizin kolaylıkla bulabileceği bilgiler. Bu son bölümde şu slide'da gördüğünüz bir dizi soru, çok sorulan, çok yöneltilen, çok tartışılan sorulara bir bakalım istedim. Bir kere unutmayalım ki aşı kullanımına girdiğinde elde edecek gerçek hayat, real world bulguları faz çalışmalarında elde edeceğin farklı olacak. Ne demek bu? Bugün ne deniyor? Pfizer-BioNTech aşısı için %94-95 etkili. Bu hiçbir zaman gerçek hayatta, yani uygulamaya başlanınca alanda %95 olmayacaktır. %60-70'ler olacaktır. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü'nün 17 Mart'ta bu aşıların etkililiğini ölçmede değerlendirme kriterlerine ait bir rapor yayınladı. Ve orada da ısrarla aşı etkinliğinin beklenen ve gerçek hayatta ne olduğu, neden böyle olduğu gösteriliyor. Unutmayalım, gerçek hayat bulguları her zaman faz çalışmalarından daha düşük olacaktır. Slide görüyorsunuz, AstraZeneca aşısı için %70.4, %70.6, %70.9 spekülasyon var üzerinde. Pfizer-BioNTech için %95, Moderna için %94'lük bir vaksin efikasi, yani etkinlik bildirildi. Sinovac için ise %50 ile %84 arasında. Şimdi bu ülkemizde çok speküle ediliyor. Neden bizdeki Çin aşısı %50 etkili? Neden Batı aşıları %90 etkili? Bu göstermelik, çok yüzeysel yaklaşıma lütfen rağbet etmeyin. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bakın, Brezilya'nın Sinovac aşısı çalışmalarına baktığımız zaman
Ağır hastalık açısından etkililik o grupta %100 Sinovac açısından. Orta şiddetli hastalık açısından %70, hafif hastalıktan korumada %49, %50. Nedense ilginçtir, Çin aşısından bahseden batı kaynakları sadece şu alttaki üçüncü grubun verisine, yani %50'lik koruyuculuğa bakıyorlar. Ve bu koruyuculuğu Pfizer-BioNTech aşısının bu ağır hastalık açısından etkililik oranları olan %94 ile kıyaslıyorlar. Aslında şuradaki etkililik hafif hastalıktan koruma, yani asemptomatik olgular bile ne kadar korunuyor diye baktığımızda %50. Ama Pfizer-BioNTech'in bu hafif hastalık açısından etkililiği %20'lerde. Ama elmalarla armutları kıyaslanıyor ve bu hafif hastalık açısından elde edilen Çin aşısı verileri Amerika ya da Avrupa aşılarındaki, mRNA aşılarındaki ağır hastalıktan koruma oranları ile kıyaslanmakta. Bu çok yanlış bir şey. Pfizer-BioNTech'in %90-95 oranındaki etkinliği Çin aşısında da %100'e varan oranda yüksek bir seyir göstermekte. Bu nedenle bu hani Çin aşısı savunuculuğu yapmayayım ama en azından bu değerlendirmede Brezilya verilerindeki bu özelliğe, bu ayrıntıya dikkatinizi çekmek istedim. Tabii aşı oranları, aşı etkinliği %95'lerde dedim ama gerçek hayatta bu oran %60'lara 70'lere düşecektir. Bir yandan bu gerçek var, bir yandan da aşıyı kabul etme oranları. 27 ülkede yapılan bir çalışmada Brezilya, Avustralya, Hindistan, Çin'de aşı gündeme geldiğinde toplum bunu kabul ediyor ama Fransa başta olmak üzere örneğin Avrupa ülkelerinde %50'ler civarında. Çok fazla sorun yaşayan Afrika ülkelerine baktığımız zaman burada da bir ülkeden diğerine aşıyı kabul etme açısından farklılık var. Etiyopya'da, Nijer'de, Tunus'ta %90'larda ama Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde %50'lere düşmekte. Peki Türkiye'de durum ne? Ipsos'un yaptığı çalışmada, bu Aralık ayındaki çalışma, gittikçe aşı yaptırmam diyenlerin oranı artıyordu. Ama bu sayısal değerlerin Ocak verilerine baktığımız zaman Metropol'ün araştırması aşı geldiğinde yaptıracağını söyleyenlerin oranı %52'di. Şimdi bir yandan aşıların etkinliği %95 değil %60'lar olacaktır diyorum gerçek hayatta. Çünkü faz 1'deki gibi seçilmiş gönüllülerde değil, gerçek hayat verilerinde böyle olmakta bütün aşılar için. İkincisi bir de her toplumda gerçekten biz eğer aşı karşıtlığı sorunuyla karşılaşacaksak o zaman aşı olur ve toplumsal bağışla erişiriz sloganının ya da yaklaşımın bir hayal olduğunu da unutmamak lazım. Şimdi 30 Mart itibariyle 480 milyondan fazla aşı kullanıldı. Ülkelerin politikalarına baktığınız zaman öncelik genellikle yaşlılar, sağlık çalışanları, Amerika başı çekiyor. Kullanılan doz açısından bu slide'ı gösteriyorum. World Data'da göreceksiniz. İşte bireyler arasında değerlendirme yapılırsa İsrail başta, Birleşik Arap Emirliği sonra geliyor. Ama doz kullanımı uygulamasına baktığımız zaman Amerika, Çin, Hindistan, İngiltere, Brezilya, Türkiye 15.3 milyon doz aşı kullanmış durumda. Peki gerçek hayat verileri nedir? Bu aşılar işe yarıyor mu? Evet. Biz yoğun bir şekilde aşılama yapan dört ülke verilerine bakalım. İsrail, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Arap Emirliği. Mavi ile gördüğünüz gibi bu dört ülkede de aşılama oranları arttıkça istediğiniz kadar Fransa'da, diğer Avrupa ülkelerinde, Türkiye'de olgu sayıları artsın. Bu ülkelerde çok ciddi olarak kümülatif olgu sayılarında azalma olduğunu görüyoruz. Demek ki genel anlamıyla bir halk sağlıkçı olarak baktığımız zaman bir toplumsal korumanın aşılarıyla elde edildiğine yatsınmaz bir gerçek olarak karşımızda çıktığını görüyoruz. Peki bu aşılar hızlı onay verildi. Evet öyle yapıldı. Neden? Çünkü biz biliyoruz ki bugün 2021 yılında biz aşıyı kullanıyoruz. Eğer hızlandırılmış onay süreci ortaya çıkmasaydı 2036 yılında elde edecektik biz pandemi aşısını. Çünkü faz 1, faz 2, faz 3 çalışmaları peş peşe değil. Yani faz 1 bitince faz 2'ye, faz 2 bitince faz 3'e başlama değil. Bu hızlandırılmış onay sürecinde faz 3, 3 faz çalışmasında bir arada aynı zamanda eş zamanlı olarak yaptık. Dediğim gibi eğer bunu yapmasaydık biz aşıya ancak 2036 yılında erişecektik. Peki bir diğer ülkemizde çok speküle edilen konu, bu Çin aşısının yayını yok, bunun faz 3 çalışması bitmemiş bile ama diğerleri bitti. Hayır öyle değil. Bakın Pfizer-BioNTech aşısının clinical trial sitesinde göreceksiniz. Faz 3 çalışması 27 Ocak 2023 tarihinde bitiyor. Yani hiçbir aşının henüz faz 3 çalışması nihayelendirilmedi, sonuçlandırılmadı. Şimdi bu aşı bizi hastalıktan, ağır hastalıktan, hastane yatıştan, ölümden korur. Neden öyle? Çünkü aşı ile birlikte biz üst solunum yollarında mukozal yağ sentezini sağlayamıyoruz. Sistemik bir koruma var
ve akciğerler, bütün sistemlerimiz korunuyor ama şu burun boğaz bölgesinde virüsün gelmesi, oradan da dışarıya saçılması, bu engellenmiyor aşılarıyla. O zaman aşılandığımız halde virüsü alıp yaymamız mümkün mü sorusunun yanıtı evet mümkün. Bu nedenle aşılananların bile muhakkak bu maske, fiziksel mesafe gibi önlemleri almaları, sürdürmeleri lazım. Şimdi bir de bu aşıların ne kadar koruyucu olduğu. Bir kere bunun yanıtı gayet net. Dün akşam da tartışıldı bu konu. Aşıların koruyuculuk süresi şu an için hiçbir şekilde bilinmiyor. Yapılan bütün spekülasyonları birer kişisel görüş olduğunu unutmayın. Yapılan çalışmalarda gerçek hastalıktan sonra 61. gününde, yani 2 ay sonunda %99'da hemen hemen tamamında nötralizan testleriyle pozitif olan antikorlar saptanmakta ve yapılan bir çalışmada ağır olgularda antikor düzeyi 372 gün, orta şiddetli olgularda 412 gün, asemptomatik olgularda ise 133 gün, yani yaklaşık 4 ay kadar antikorlar varlığını sürdürüyor. Bu çalışma en kapsamlı çalışma Uzak Doğu Asya ülkelerinden geldi. Sonuçta bu aşılar ile biz, daha doğrusu doğal bağışıklıkta antikorların 3 aşağı 5 yukarı ne kadar kaldığını biliyoruz. Ama unutmayalım, aşıda ne kadar antikorlar devamlılık gösterecek bunu şu an için bilmiyoruz ve bunu bize zaman gösterecek. Sterilizan bir bağışıklık sağlamıyor ancak reenfeksiyona karşı özellikle ağır enfeksiyonlardan koruduğunu biliyoruz. O zaman bu antikorların kalış süresine aklımızda tuttuğumuzda buradan aşıların koruyuculuk süresine bir gönderme yapılabilir. Ama hep altını çizmeye çalışıyorum. Bu spekülatif bir konu ve şu an için bu konuda herhangi bir bilimsel yayın yok. Tabii aşılardan bahsettiğimiz zaman konuşmanın başında değindiğim varyantlarla ilişkisi, varyantlar gelecek, aşı etkisiz kalacak, öyle mi acaba? İngiliz tuşu V1 ile slide'de görüyorsunuz AstraZeneca, Oxford aşısı, Novavax aşısı, bunlarda belirgin bir etkilenme yok. Yani İngiliz varyantı aşılardan doğrusunu isterseniz çok fazla etkilenmiyor. Bu aynı durum ne yazık ki Güney Afrika ve Brezilya suçları için söz konusu değil. Bu iki virüste, bu iki varyantta meydana gelen mutasyonlar özellikle 484. bölgedeki mutasyonlar nötralizasyon oranında azalma gösteriyor. Oxford AstraZeneca'da %10'a kadar indi etkinlik Güney Afrika suşuna karşı. Bu nedenle Güney Afrika kullanmıyor AstraZeneca aşısını. Elindeki satın aldığı aşıları da başka ülkelere satmaya çalışıyor. Diğer Johnson & Johnson vektör aşılarının hani fena değil, %70'lere 80'lere düşüyor. Ama yine de bir miktar azaldığını, örneğin mRNA aşılarında bu nötralizasyon özelliğinin en fazla, en az 6 misli azaldığını biliyoruz. O zaman şu iki varyant, Brezilya ve Güney Afrika varyantlarına dikkat etmek lazım. Çünkü aşıların kısmen etkili olması söz konusu. Yan etkiler konusunda çok spekülasyon var. Alerjik reaksiyonlar bildirilmişti Pfizer-BioNTech. Dediğim gibi o lipid nanopartiküllerin yapısı bu alerjik reaksiyonlara geçiyordu. AstraZeneca ile ilgili bu pıhtılaşma ve emboli sorunu ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü ve EMA, Avrupa İlaç Ajansı ilişkisi yok bu AstraZeneca ile deyip bir yarar daha fazladır dendi. Ama AstraZeneca aşısı ile ilgili bir takım gariplikler olduğunu hani ifade etmem lazım. Bir kere faz 3 çalışma sonuçlarında gariplik var. İlgili olanlar, okuyanlar muhakkak biliyorlardır. Tekrar olacak onlar için. Faz 3 çalışmasında bu AstraZeneca aşısında önce bir gruba yarım doz verilmiş. %90 etkili demişler. Sonra tam doz verilmiş ikinci bir gruba. Orada %60'a düşmüş. Nasıl oluyor da yarım doz hata yaptık diyorlar. Bu pek çok akla yatkın bir açıklama değil. Daha sonra AstraZeneca aşısı Avrupa'ya vaat ettiği miktarda aşı sağlayamadı. Üretim ve dağıtım sorunu oldu. Biraz önce değindiğim Güney Afrika varyantına etkisizliği ortaya çıktı. Yan etki emboli sorunu gündeme geldi ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetkililere teslim edilen, FDA onayı için teslim edilen dosyalarda bir takım sorunlar ortaya çıktı. Bu nedenle AstraZeneca aşısının bu süreçteki en şanssız aşı olarak ilan edilmesi doğru olacaktır. Şimdi aşı firmalarıyla anlaşma yapan ülkeler ve miktarları uzatmayacağım ama kişi başına kaç doz aşı sipariş edildi? Kanada her yurttaşını 8 defa aşılayacak kadar, Amerika Birleşik Devletleri 2 defa, Birleşik Krallık 5 defa aşılayacak kadar aşı bağlantısı yaptı. Yani yoksul ülkeler birazcık açıkta kalıyorlar ama varsıl ülkeler, zengin ülkeler gerçekten aşı üretimini kapatmış durumdalar. Bitirirken Türkiye'deki duruma bakalım isterseniz bir parça. Bir kere bir yıl sonunda kontrol edilemez bir duruma gelmek üzereyiz. Bu 18 Mart'ın rakamları, birazdan buna ait bir sayısal değer göstereceğim. Her gün bu tabloya bakıyor insanlar.
Sayılar gerçeği yansıtıyor mu kaygısı var birçok insanda, bu toplumda tartışılmakta. Ocak sonunda ne oldu da Ocak ayından sonra birdenbire artış oldu? Sorumluluk hep vatandaşta, canım uyusunlar altında. Alınan yetersiz önlemler, veri manipülasyonları ekonomiyi daha kötü etkiliyor ve test sayıları. Şimdi bunu niye söyledim? Çünkü iyi başlayan bir aşılama örneğin son günlerde azalmaya başladı. Son 21 günde aşılama oranlarımızda %70'e varan bir azalma oldu. Bu önemli bir sorun. Bunun nedenleri anlaşılmalı ve bu sorun giderilmeli. Bu bizim çizdiğimiz bir grafik. Bakın Ocak 20'sinde test edilen örneklerin %3.8'inde pozitiflik saptanırken 24 Mart'ta bu oran 13.4'e. Önümde bu son 3 günün verisi 29 Mart'ta %17'ye çıktı. Yani %3.8'den %17'lere çıkan 5 misli bir pozitiflik artışı var. Çok ciddi bir ivme kazanmış durumda. Türkiye'de ölüm sayılarının mortalite oranlarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı birçok Avrupa ülkesine yapıldığı gibi aynı ilde, aynı yerleşim biriminde bir önceki yıllardaki ölüm oranlarıyla kıyaslanarak daha sağlıklı verilere gidebileceğini biliyoruz. Meksika bunu böyle yaptı. Meksika bunu yaptığı zaman birdenbire bildirdiği sayıların %69 daha fazla ortaya çıktığı geçen hafta bildirildi. Bu sarkaç.org sitesini izlemenizi öneririm. Burada bu tür hesaplamalar, matematik modellemeler çok bağımsız kişiler tarafından, kuruluşlar tarafından yapılmakta ve bu da göstermekte ki geçen yıla oranla örneğin Kasım-Aralık'taki Türkiye'deki ölüm oranlarını, İstanbul'daki ölüm oranlarının ne kadar arttı. Neden bunu söylüyorum? Çünkü unutmayın klinik olarak COVID-19 olan, görüntülemede, tomografide tamam o tipik buzlu cam görüntüsünü veren ama PCR'ı negatif çıkan %40 olgu var. Bunlar tedavi almaya başlayan gerçek COVID olgular ama PCR'ları negatif. İşte bizim kriterlerimizde Türkiye'de PCR negatif olan COVID sayılmadığı için bunlar değer olarak istatistiklere geçmiyor. Bunlar sadece benim yorumlarım ya da Türkiye verileri değil. Hani muhalif insanlar ülkemizi ve vatanımızı bölmek için böyle şeyler yapıyorlar diye düşünmeyin. İşte bağımsız bir takım kuruluşlar Our World in Data'da da Türkiye'de son 98 günde yani 3 ayda olgu sayısı 3.2 misli artmış durumda. 900 binlerden 3 milyonlara vardık. Bunu da unutmak lazım. Bu da yine Our World in Data'dan yapılan bir çalışma, bir grafik, onun verilerinden Türkiye'de son günlerde nasıl azaldığını gösteriyor aşılama oranları. Tabii Türkiye'de bu durum iyi yönetildi mi? Bari bununla bitireyim. Bu konuda kuşkular var. Bu konuda da biraz objektif değerlendirmelere ihtiyacımız var. Ne kadar doğru söyleniyor, ne kadar şeffaf. Bizde sürekli olarak ne kadar iyi mücadele ettiğimiz, ne kadar bütün dünyanın takdirini topladığımız, filyasyon konusunda ya da farklı uygulamalarda bu tek dünyada bizde oluyor bu işler deniyor. Acaba bu böyle mi? Şeffaf mıyız biz? Covid Data Transparency Index yayınlandı. 100 ülkede bu süreçte ne kadar şeffaf yönetimler Covid-19 konusunda? 100 ülkede birinci sırada Belçika var. Belçika gerçekten ilginç. Nedenini eğer merak ederseniz daha sonra tartışmada konuşuruz. Türkiye nerede biliyor musunuz? 100 ülke arasında Türkiye 97. Sadece Sırbistan, Türkmenistan ve Kuzey Kore'yi geçmişiz. Hani bizden biraz daha farklı ülkeler diye değerlendirileceğimiz Etiyopya, Üzbekistan, Belarus, Kamerun, İran, Mısır, Cezayir hepsi bizden daha şeffaf ülkeler olarak bu değerlendirmede yer almış durumda. Ülkemizdeki varyant dağılımına baktığımız zaman oldukça yüksek oranda İngiliz varyantının dolaşımda olduğunu, bu daha hızlı yayılıyor ama daha ağır hastalık ya da aşıdan etkilenmediğini biliyoruz. Bunun dışında işte gördüğümüz bir takım diğer P1 gibi suçların daha az oranda olduğunu belirtmem lazım. Burada varyantların isimlerini yazsam iyi olacak bu slide'da. Tabii ki her şey kötü gitmiyor. Hepimizin tanıdığı, sevdiği arkadaşımız İhsan Gürsel ve sevgili eşi Mayda'nın çalışmaları faz 1 aşamasına geldi. Ben bir radyo programı için davet etmiştim. İhsan ayrıntılı olarak anlatmıştı neler yaşadıklarını ve nerede olduklarını. Gerçek bir bilim insanı İhsan'ın ve eşi Mayda'ya hem önleri açık olsun, iyi şanslar diliyoruz çalışmalarına hem de onların verilerine güvenilir olduğunu düşündüğümü belirteyim. Pandeminin etkileri dediğimiz zaman, bununla bitireyim, sağlık alanında neler etkileniyor? Örneğin pandemi döneminde Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF
Afrika, bazı Asya ülkeleri gibi gelişmiş ülkelerde diğer çocukluk çağı aşıları aksadığını söylediler. Biz 2021 yılında bu ülkelerde kızamık ya da çocuk felci, polio salgınları bekleyebiliriz. Nüfus kontrolü ve aile planlaması aksadı. 1,5 milyona yakın istenmeyen gebelik, kanser, tüberküloz, HIV tedavi ve taramaları aksadı. Eğitim alanında bir takım aksaklıklar oldu. Eğitim kısmına hiç değinmiyorum ama örneğin beslenme. Latin Amerika ülkelerinde yoksul kesimin çocukları sadece sağlıklı beslenmeyi öğleyin okullarında yiyorlarmış. Okullar kapanınca bundan yoksun kaldılar. Çocuk gelinler ortaya çıktı. Özellikle bir takım Kuzey Afrika, Maghreb ülkeleri ve Asya ülkelerinde 12-13 yaşındaki çocuk, kız çocukları evde otururken, işte okul kapandı evdeler, ya bunlar boşuna oturmasın evlendirelim deyip 2,5 milyon çocuk gelin ortaya çıktı. Çevre kirliliğine açısından bu sayı doğru mu diye iki kere bakmak gereği hissettim. Günde 1,6 milyon ton çevre kirliliği için plastik atığı olmakta. Bütün dünyada maske, eldiven, plastik, dezenfektan maddeleri. Burada duruyorum ben. Aslında bunu hep göstermeye çalışıyorum. Bilimin güzel tarafı, siz ona inansanız da inanmasanız da burun da kıvırsanız gerçek olmasıdır diye. Ben burada durayım. İlginize teşekkür ederim. Umarım çok sıkmamışımdır sizi. Ve eğer sorularınız ve katkılarınız varsa onları almaya hazırım. Teşekkürler. Çok teşekkürler Selim Hocam. Çok güzeldi her zamanki gibi. Ben hemen bir soru sorup sonra buradaki sorulara geçeceğim. AstraZeneca aşısı durduruldu diye biliyorum. Şu anda son durum nedir acaba? Geldi mi sesim? Yunur, sen beni duyuyor musun bilmiyorum ama benden kaynaklanan bir sorun var. Sesini çok iyi alamıyorum ben. Ben duyuyorum sizi çok tamam, iyi. Tamam, şimdi duyuyorum ben de seni. Söyle, biraz şöyle durmam lazım. Teşekkür ettim öncelikle, çok güzel. Ben teşekkür ederim davetiniz ve ilginiz için. AstraZeneca aşısı durduruldu diye duymuştuk en son. Şimdi tekrar... Yok, hayır, AstraZeneca aşısı durdurulmadı. Bir takım Avrupa ülkeleri ortaya çıkan bu emboli ve koagülasyon sorunu nedeniyle askıya aldılar uygulamayı ama Dünya Sağlık Örgütü ve EMA'nın açıklamasını takiben tekrar kullanıma açıldı aşı. Evet. Bir sorun yok. Avrupa ülkeleri kullanıyor. Hatta dün acaba bu aşı kullanılırken yanımızda bir de antikoagülan verilsin mi falan gibi sorular oldu. Ama hayır, Avrupa ülkeleri kullanıyorlar AstraZeneca'yı. Peki. Buradaki soruları sorayım önce. Şu anda aşı sırası gelen 60 yaş üstü gruptakiler için aşı seçim hakkı veriliyor. Evet. Sinovac veya şey geldi, BioNTech bildiğimiz gibi. Bu soru bize de çok soruluyor. Sizce hangisi seçilmeli? Şimdi bu konuda Günnur, ben asistanken böyle bir minik bir anekdot anlatayım. Bir takım insanlar dönem dönem gelip çocuğumu köpek ısırdı. Köpek de kaçtı, yakalayamadık. Kuduz aşısı yaptırayım mı? Ya da değdi köpek mesela diye sorarlardı. Biz işte buna cevap bulmaya çalışırken ne kadar ısırık, kanadı mı falan diye sorarken Kurtuluş Töreci Hoca dedi ki hiçbir zaman aşı yaptırın ya da aşı yaptırmayın, şu aşıyı yaptırın demeyin, kendinizden örnek verin dedi. Onun için ben şöyle bir örnek vereceğim. Bu sabah benim eşime aşı daveti geldi ve orada da Pfizer, BioNTech mi, Sinovac aşısı mı, hangisini tercih edersiniz diye bir soru vardı. Biz tereddütsüz Sinovac'ı seçtik. Bu benim Çin meraklısı olduğumdan değil ama birazcık temel immünolojiyle çalışmış, biraz virolojiyle çalışmış birisi olarak ben şöyle değerlendiriyorum. İnaktif aşılarda virüsün tamamı bulunmakta. İnaktif edilmiş bütün virüsün bütün yapı taşları aşının içinde var. Yani spike proteini var, nükleokapsidi var. Bütün virüs partikülleri, bütün virüs komponentleri aşının içinde bulunmakta. Modern teknolojiyle hazırlanan aşılar sadece spike proteinine karşı mRNA'yı kullanıyorlar. O zaman birinde sadece spike proteinine karşı antikor oluşuyor. Ama inaktif aşıda tamamına karşı, virüsün her bölgesine karşı antikor havuzu meydana geliyor. Bir, daha güçlü olduğunu düşünüyorum Sinovac aşısının bağışıklığının. İkincisi de baktığımız zaman eğer bir ciddi, şu anda büyük sorun olmasa bile çok daha ciddi spike proteini mutasyonu gündeme gelir ise bütün bu RNA aşıları, vektör aşıları sadece spike'a karşı spike'tan hazırlanan aşılar etkisiz kalacak. Ama inaktif bütün virüsü kullanan aşılar hala geçerliliğini koruyacak. Onun için ben yani Çin'de hazırlandığı için değil ama kullandığı immünojenin özelliklerine dayanarak immün sistemi daha bir bütün halinde uyardığını düşünüyorum.
Ya o aşı yahut da İhsan'ın virüs VLP aşılarını kullanmak lazım. Evet, En azından bu benim kişisel görüşüm. Yani ben benim de kişisel çevreme, görüşüm. akrabalarıma Sinovac'ı Ben de aynı görüşteyim. Dün bir toplantıda Barbaros Hoca ile birlikteydik. İkimiz de sordular. Ben Sinovac aynı şekilde izah ettim. Ama Barbaros Hoca da modern teknolojiyle diğer aşıyı Ya tercih ben mesela Esin etti. Şenol'la kapışıyorum bu Onun konuda için çok. çok zor bir karar yani. Yani beni modern yeni yöntemlere güvenmemekle falan suçluyorlar. Hiç ilgisi yok yani o yöntemlerin inovasyonunun özelliğini çok Peki. takdir ediyorum. Benimki sadece virüsün tamamı kullanılması açısından benim yaklaşımım. Evet, peki. Teşekkür ederim. Zeliha inşallah açıklayıcı olmuştur. Teşekkür etti. Ben babama Sinovac yaptırdım. O sebeple merak ettim. İyi yaptırmışsın diyoruz. O zaman bol antikor olsun diyoruz. Aydın'ın bir sorusu var. SARS-CoV-2 varyantları interferona karşı daha mı dirençlidir? Teşekkürler demiş. Teşekkür ederim. İlginç bir konu, ilginç bir soru ama şu ana dek interferon ve varyant ilişkisine ait ben en azından bir yayın görmedim. O konuda benim bilgim yok. Peki. Olabilir tabii. Varyantlarla ilgili bir soru da Özlem'den geldi. AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Johnson & Johnson aşılarının varyantlara karşı etkinliğinde düşüş olduğunu söylediniz. Sinovac için böyle bir sonuç var mı diyor. Hayır. Sinovac aşısının varyantlara karşı etkisinde herhangi bir değişiklik olmuyor. Çok preliminer raporlar. Sinovac'ın tek olumsuz tarafı diğerleri kadar fazla yayınını görmüyoruz ne yazık ki. Örneğin Ankara ekibinin yaptığı faz 3 çalışması, Serhat'ın öncülük yaptığı, İstanbul Tıp Fakültesi'ne katıldığı bu Sinovac aşısının cumartesi günü Serhat Ünal'la beraber bir toplantıdaydım. Koordinatör oydu. Onlar aynı zamanda Pfizer-BioNTech aşısının bir faz 3 çalışmasının küçük bir bölümünü yaptılar. Yani hem Çin hem Pfizer-BioNTech aşılarının faz 3 çalışmasını yürüten bir ekiple konuştuğum zaman ya neden böyle oluyor, niye Sinovac aşısının yayını yok deyince Serhat diyor ki bu o kadar Amerika'nın gücü ki iki ülkede geldiler faz 3 çalışması için. Çinliler geldi, elinde bir dosya, konuşmayı bile bilmiyor. Gariban bir adam, dosyaları eksik, onu veriyor bunu. Pfizer bir geldi, anında bütün bir katı boşalttı. Hemen bilgisayarları kurdu, derledi, topladı, oluşturdu bütün yapıyı faz 3 çalışmasını yapmak için. Ertesi günde çektiler, gittiler. Adamların deneyimi var. Adamların bütün dergiler elinde, istedikleri gibi yayın yapıyorlar. Bakın unutmayın aşı azaldığı için, aşı yetmediği için AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Pfizer-BioNTech istedikleri kadar üretemediği için Avrupa ne kararı aldı? EMA şimdilik Rus Sputnik V aşısının onayını veriyor. Şimdi önce Rus aşısı sonra da İngiliz. Şurada bir tane yazı olacaktır burada benim çok kullandığım. Nature'da çıktı. Bulurum yani. İsteyenlere de yollayabilirim. Artık Çin ve Rus aşısına güvenme zamanı geldi mi sorusu çıkıyor ortaya. Bunların çok ticari savaşlar olduğu. Burada sadece ticari ve parasal değil, burada bilim savaşlarında olduğunu unutmamak lazım. Örneğin Çin, Orta Doğu, Afrika ülkelerine bol miktarda aşı vererek aşı üzerinden yeni bir ipek yolu yaratıyor diye haberler çıkıyor. Yani oradaki Çin kendi etkisini aşılar üzerinden götürüyor. Bu aşılar öyle bir savaş haline geldi ki örneğin İsrail, Suriye'nin elindeki bir takım tutuklu İsrail ajanlarını kurtarmak için karşılığında aşı verdi. Aşı verdi, tutuklu ajanını geri aldı falan. Yani böyle garip garip şeyler oluyor bizim bilmediğimiz. O nedenle çok yayının olmaması tabii beni de rahatsız ediyor. Ben de niye diye soruyorum ama bunun da izahı var. Beceriksizlikle beraber bu Batı kriterlerine göre davranmayı bilmemeleri, alışkın olmamakla ilgili yayınların olmaması herhalde. Teşekkür ediyorum. Sema Hoca'nın bir sorusu var. Antiviral ilaçlar ne durum diye sormuş. İkinci sorusu Antiviral da ilaçlar konusunda var. Yeni gelecek olan Pfizer'in geliştirdiği bir antiviral var. Çünkü şimdiye kadar kullanılan bütün antiviraller daha önce başka ilaçlar için geliştirilmiş. Örneğin HIV için, Ebola için geliştirilmiş antivirallerdi. Onlar da başarılı ya da başarısız olmuşlardı. Covid'de de başarılı oldular ya da olmadılar. Orada bile bir savaş oldu işte. Remdesivir olayında, favipiravir olayında FDA onay verdi mi vermedi mi? FDA önce hidroksiklorokine onay verdi. Bir ay sonra çekti onayını filan. Ama yeni antiviraller üzerinde yoğun çalışılıyor.
Benim tek endişem bu ilk günlerde saptanan bir bu antivirallerin etkili olacağı bölgedeki mutasyonlar. Orada da mutasyonlar sorun yaratabilir. Oraya dikkat etmek lazım ama yoğun bir antiviral üretimi ve araştırması içindeyiz. Büyük olasılıkla yaz aylarında yeni antiviraller devreye girecektir. Önemli de antivirallerin girmesi. Evet, Sağlık Bakanı dün akşam açıklama yaptı. İnhaler burundan aşı var Türkiye'de diye. Bu konuda bir fikriniz var mı diye sormuş. Pardon, ne diye açıklama yaptı? İnhale burundan inhale aşı. Ha, evet. Şimdi inhale aşı Türkiye'de aşı elimizde var falan demiş olamaz yani. Yok böyle bir aşı da. Yani dünyada üretilmedi. Türkiye'de böyle bir aşı üreteceğiz dedi galiba Sağlık Bakanı. Var. Oxford AstraZeneca aşısı için İngilizler çalışmaya başladılar. Aynı aşıyı yani vektör aşısını burundan sprey şeklinde deneme aşamasına, preklinik aşamalarını yapmaktalar şu anda. Ama daha deneme aşamasında. Benim duyduğum da Türkiye'de ODTÜ'den çok dört tane, galiba Neslihan Hoca anlattı bana, dört tane çok iyi bir çocuk, hatta mühendis kökenli galiba. Onlarla birlikte başlamış bir çalışma varmış. Evet evet var ama yani daha başında işin. Evet, yapılıyor diye başlandı ve hızlı ilerliyor diye duyduk ama tam ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Gaye Hoca'nın bir sorusu var. Türkiye varyantlarından bahsediliyor. Bu konuda bir bilginiz var mı? Ve maske Türkiye neden bahsediyor? Varyantı, Türklere, Türkiye yani varyantı. O varyantı. konuda ben bilmiyorum. Ben geçen hafta benim eski çalıştığım yere viroloji laboratuvarına gittim. Oradaki moleküler biyolojideki arkadaşlarımla nasıl gidiyor falan diye. Varyant bakıyor musunuz? Bakanlık varyant araştırması için bunlara kit yollamış. O kadar kötü sonuçlar ve tekrarlanamayan, repetitif olmayan sonuçlar ki biz yapmayacağız. Bu kadar kötü malzemeyle çalışmalıyız demişler. Yani Türkiye'de varyant araştırması yapılıyor, takip ediliyor. Şu kadarı İngiliz, şu kadarı Güney Afrika deniyor ama kaç tane çıktı, kim buldu, kim çalışıyor, hangi örneklerde çalışıyor bunları bilmiyoruz. Onun için şu anda bir şey demeyeyim. Bakın Türkiye varyantının bulunması pek o kadar kolay bir şey değil. Çünkü biz şu anda varyantı nasıl arıyoruz? İngiliz suşu, Güney Afrika suşu ya da Brezilya suşunun kendilerine özgü bölgelerinde, o varyantlara özgü bölgelerdeki primerları dışarıda üretilmiş ya da sekansları var. Oradan yapıyoruz. Şimdi Türkiye'de PCR yöntemiyle siz varyant ararken Türkiye varyantına rastlayamazsınız. Bütün pozitif örneklerin geniş kapsamlı dizi analizlerini yapmanız lazım. Türkiye'de böyle bir çalışma yapıldığını zannetmiyorum. Evet. Maske seçimi ile ilgili olarak eklemeniz var mı demiş. Yani maske seçimini doğrusu isterseniz o konuda fazla bir bilgim yok. Maskelerin hepsinin etkili olduğunu biliyoruz. Yani kaliteli bir maske olduktan sonra yok. N95 falan gibi maskeleri yurt dışında hiç önermiyorlar. Ancak sağlık çalışanları ve çok yoğun işte temasta olanlar kullansın diyorlar. Çünkü N95'i takıp da sokakta yürümek falan yarım saatten fazla mümkün değildir. Merdiven falan çıkamazsınız yani maskeyle. Onun için yani uygun koşullarda takılan, doğru yerlerde kullanılan herhangi bir sıradan maskenin koruyucu olduğunu düşünüyorum. Cemil'in bir sorusu var. Sputnik nasıl okunuyor bu? Sputnik. Sputnik, söyleyemedim. Ve aşırı koruyuculuğu nedir? Avantaj ve dezavantajları nedir? Sputnik V aşısının yayını çıktı. Lancet'te çıktı. Lancet Infection dizide çıktı. %97 oranında bir koruyuculuğu var. Güvenilir bir aşı, yan etki sorunu yok. Adenovirüs aşısı o da. Fakat daha farklı bir adenovirüs kullanıyorlar İngiliz aşısından. Hatta İngilizler bir öneride bulundular Ruslara. İki dozda farklı adenovirüs uygulansın ya da karıştıralım bunları diye. Bilmiyorum ne aşamada olduğunu İngilizlerle işbirliğinin ama Rus aşısının doğru dürüst çalıştığına dair faz 3 çalışma sonuçları yayınlandı. Peki, Suzan Hoca'nın bir sorusu. İnternezal aşılarla aşılanmış kişilerin infekte olmasını engelleyebilir mi? Nasıl olan kişilerin enfekte olması engelleyebilir mi? İnternezal aşılarla aşılanmış kişilerde Pardon, Gündür sesin az geldiği için benim bilgisayarımda bir sorun var. Hangi aşılarla aşılanmış kişilerin? İntranazal. Ama intranazal aşı daha uygulanmaya başlanmadı ki, ona ait bir yayın olmadığı için. Şey yok henüz. Öyle. Bir şey yok, yani bir yayın yok, ben bilmiyorum en azından. Olabilir, hayvan deneyleri var, fare deneyleri var. Peki. Tabii o çok büyük bir pratik kolaylık getirecektir.
Tabii, uygulaması çok kolay olacak. Sema'dan bir soru var gene. Bir virolog olarak ve RNA virüslerini, mutasyonlarını yakından tanıyan biri olarak bu virüs nereye gider? Evrimsel olarak birbirimize alışabilir miyiz yoksa ezber bozacak mı diyor. Şimdi tamam, teşekkür ederim soru için Sema. Yani bu virüs nereye gider? Tabii insanlar bu mutasyonlar oluyor. Mutasyonlar olunca şimdi bir de öyle bir mutasyon olacak ki virüs etkisini kaybedecek, daha az hastalık yapacak, daha hafif hastalık yapacak. Bu böyle bir şey, tabii bir varsayım bu. Bunu bilmiyoruz. Daha çok daha yeni varyantlar hemen hemen her gün araştırıldığı için çıkacaktır. Bu varyantların çıktığı kişiler bir kere onu herhalde bilinen bir şey, sizlerce de biliniyordur o. Tekrarlamama izin verin. Kimde çıktı bu mutantlar? Bir takım immünosüpresif tedavi alan, bu nedenle virüsü vücudunda çok uzun süre tutan insanlarda mutasyonlar oluştu. Yani immünosüpresif hastalarda ya da bu tür tedavi alan hastalarda ortaya çıktı. Bu hastalarda yeni varyantlar çıkabilir. Şimdiye kadar bahsi geçen 3 varyantta ortaya çıkan olumsuzluklardan çok daha ciddi olumsuzluklara yol açan varyantlar ortaya çıkabilir. Bunu bekleyip göreceğiz. Şimdiden bir şey demek mümkün değil. Yani evrimsel kuramlarla ya da geçmişteki deneyimlerle bunun öngörüsünü yapmak biraz hayalcilik olur. Ama toplumsal bağışıklıkla bu virüsün şiddetinin azalacağı konusunda özellikle Batı ülkelerindeki bu aşı karşıtlığı, ya hala dünyanın her yerinde bu bir pandemi değildir, yalandır, dolandır diyen bir sürü insan var yani. Üniversite mezunu var, doktor var, profesör var. O nedenle bir kere bu toplumsal bağışıklık konusunun kolay kolay elde edileceğini düşünmüyorum. Ama buna karşılık ana hatlarıyla genel bir gerçek dünya, real world datasına baktığımız zaman aşılamayı yüksek tutmayı başaran İngiltere, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Arap Emirliği'nde olgular süratle düşüyor. Dün akşamki toplantıda İsrail temsilcisi, biz her yeri açtık, artık sokakta ve maske lokantalarda, kafelerde, açık teraslarda oturulursa maske zorunluluğu da kalktı. Sadece iç mekanlarda maske var, yakında onu da kaldırırız diyor. Böyle bir gelişme olabilir ama zaman gösterecek ne olacak. Evet, İsrail çok güzel bir örnek. Biz de her yeri açtık ama farklı bir şekilde açtık diyelim. Kim, biz mi açtık? Evet, Yani. biz de her yeri açtık ama diyorum. Otoimmün hastalığı olan kişilerde aşı yapılması uygun mudur demişti Hangi Olga kişilerde? Hatta. Otoimmün Aa, hastalığı evet. Bu da kişiler. dün tartışılan bir konuydu. Hatta notum hemen önümde. Özellikle bu çok sorulan bir soru. Grup grup almışlar. Kronik böbrek hastalığı olan, diyabeti olan bunlar da kullanılacak. En çok merak edilen kanser hastalarıydı. Kanser hastalarının bugüne kadar yayınlanmış bütün yapılmış çalışmalar, yayınlara bakarak kanser hastalarının öncelikli olarak aşılanması gereken grup olarak kararı çıktı. Dünkü o toplantıdan bu tavsiye kararı olarak WHO'ya bildirilecek. Sadece iki istisnası var dedi. Çok ağır sitotoksik kemoterapi alanlar ya da büyük ameliyat geçiren kanser hastaları hemen ameliyat sonrası aşılanmasınlar. Bunun dışında kanser hastalarının muhakkak tedavinin hangi aşamasında olursa olsun tedaviye kesilmeden aşılanmaları lazımdı. Bir diğer önemli soru, siz sormadan, çünkü benim bilgisayarımın hoparlöründe bir soru var. Bazen zorlanıyorum duymakta. Covid geçirmiş kişiler aşılansın mı? Bizde çok speküle edilen bir konu. İşte her kafadan bir ses çıkıyor. Aşılanmasına hiç gerek yok deniyor. Şimdiki Türkiye'deki uygulama 6 ay sonra aşılanabilirler gibi. Dün Avrupa'daki çalışmalar ve Avrupa ülkelerinde bir fikir birliğine varıldı. Covid geçiren hastalar hastalığı geçirdiklerinden 3 ay sonra aşılanmalılar ve tek doz aşılanmalılar. Bir tek doz aşı ile ciddi bir anamnestik reaksiyon ve yüksek antikor titresi ortaya çıkıyor. Bu saptandığı için 3 ay sonra ve tek dozla aşılanmaları önerilmekte. Peki, bizde Covid geçirenlerde normal aşılarını oldu ama herkes gibi Olsunlar biliyorum. tabii. İki doz olundu. Peki, başka soru yok gelen şu anda. Başka sorunuz yoksa arkadaşlar? Yok sanırım. Peki. Sen chat'e baktın mı? Zaten chatten Ha, sen soruyorum. chat'teki soruları aldın. Tamam, pardon. Tabii Pardon. tabii. Peki. Peki.
Ben ilginize teşekkür Selim ederim. Hocam, Umarım biz hocamızı teşekkür sıkmamışım. ediyoruz. Şu anda en hızlı yayılan bir dönemdeyiz. Her yerde açık sayılıyor bana göre. Ramazan'da kapanacağız ama gidişat nasıl olacak? Son söz ne demek istersiniz? Türkiye'deki gidişat mı? Gittikçe artacak, daha fazla hasta çıkacak. Ramazan geldiği zaman o bahaneyle kapamalar olacak. Tam kapanmaya gidilebilir mi bilmiyorum. Yani tam kapanma dediği zaman benim bir sürü arkadaşım var. Çocukları örneğin bir film çekiminde sette çalışıyorlar. Anasına babasına film ekibi diye kağıt alıyor. İnsanlar arabalarıyla geziyorlar. Yani böyle kapanma olmaz tabii. Yani her şeyimiz bizim Alaturka. Bir Maalesef. takım dedikodular mesela bir parti kongresi oluyor. Lebalep doluyor orası. Bu yayar mı? Tabii bu yayar mı yaymaz mı bunu bilmiyoruz. Ama ben Açık Radyo'daki program için bugün buldum. O kongreye katılan hangi ilçe başkanları kaç tanesi enfekte olmuş? Bunun listesi çıktı. Yani çok ciddi bir yayılma olmuş. Bu kalabalıklarda ve bu yaklaşımla biz bu işin üstesinden gelemeyiz. Yani işimiz Allah'a kalmış. Bu aşılama oranlarıyla, aşının koruyuculuğunun kısmen olmasından, aşı reddi, aşıya ulaşamayanlar, bütün bunlar göz önüne aldığımız zaman biz herhalde uzun süre süreceğiz. Benim endişem sadece Türkiye değil birçok Batı ülkesinde de bir gün yöneticiler bir konsensüse varacaklar. Bu konuyu gündemden kaldıracaklar. Bakın yılda 500-600 bin kişi sezonal, mevsimsel gripten ölüyordu. Kimse gripten konuşmuyordu. Gripten benim gibi bahsedenler, aşıyı yiyenler, aşı firmasının adamı, yok işte ilaç şirketinin adamı damgası yiyorduk sürekli olarak. Ama Covid-19 da buna dönebilir. Endemik bir hastalık olacağı belli. Her sene aşılanacak mıyız grip gibi eğer gündeme gelirse bir aşı, yani aşının kanıtlanırsa. Bunu da bilmiyoruz. Koruyuculuk süresini bilmediğimiz için bunları zaman gösterecek. Ama bir süre sonra gündemden kalkıp hani bunlar da ölen ölür kalan sağlar bizimdir gibi gidebilir yani işler. Evet, son bir şey soracağım, sonra bitirelim. Sizi güldüren Suzan soruyor, biz de gülerek bitirelim. İptal edilen aşının sebebini anlatır mısınız demiş. Hangi iptal edilen aşı? Konuşmanız esnasında bir Ha, evet. O çok beni çok güldüren bir öykü. Queensland Üniversitesi Avustralya'da çalışma yapıyor. Ve antijenik clapping isimli bir yöntem kullanıyorlar. Bunu RSV aşısı için kullandılar. Çok iyi de bir yöntem. Çeşitli polipeptitleri bir başka molekülle birbirlerine bağlıyorlar. Clamping yapıyorlar, kitliyorlar ve öyle veriyorlar. Abi bu clamping yapmak için kullandıkları polipeptitin amino asit dizisi HIV'nin bir bölgesiyle ortakmış. Bunlar farkında değiller. Bu aşıyı birinci fazda kime yaptılarsa hepsi anti-HIV pozitif oldu. Bunlar HIV'le temas etmediler. Ama çok benzer bir yapı ile bağışıklama yaptıkları için clamping'de hepsi anti-HIV pozitif. Düşünebiliyor musunuz? Yüzlerce adam herhangi bir nedenle anti-HIV test yapılsa bunların hepsi HIV ile enfekte zannedilecek. Hemen durdururlar çalışmayı. Daha fazla sayıda gönüllüye geçmeden Avustralya hükümeti üniversiteye başka bir yöntem deneyin. Size acayip bir bütçe veriyoruz dediler ama Queensland Üniversitesi herhalde o kadar rahatsız oldu ve o kadar üzüldüler ki istemiyoruz, yapmıyoruz, oynamıyoruz dediler, bıraktılar. çekildiler. Hakikaten güzelmiş. Bizi de güldürdünüz. Çok teşekkür Ben ediyoruz. teşekkür ederim ilginize. Sağ olun. Sizlerle Katılımınız beraber olmak çok için, keyifliydi. paylaşımlarınız için çok teşekkürler. Eminim bu süreç böyle devam ettiğince ara sıra gene buluşup tartışacağız. Tamam. Birlikte olmak dileğiyle. Tamam Sevgiler, oldu günler. Tamam. teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler ilginize, davetinize. Sağ olun.